Sayın Müdürüm kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yine etkinlik. Evet, teşekkür ederiz size özellikle. Kısaca neler yapılıyor burada? Evet, şimdi 81 yılda eş zamanlı başlatılan Milli Eğitim Bakanlığı'yla Gençleşme Bakanlığı'nda imzalanan protokol gereği Türkiye Sportif Yetenek Taraması kapsamında Pazar ilçemizde yaklaşık 300 öğrencimize bugün taramalar gerçekleştireceğiz. Burada amacımız çocukların yeteneklerini, sportif yeteneklerini keşfetmek. İlk önce sistemimiz, burada çocuklarımız antrenör eşliğinde ısınıyorlar. Onun akabinde kayıt masasında kayıtlarını sağlıyorlar. Akabinde boy, kilo, esneklik, kulaç uzunluğu, sıçrama, sağlık topu fırlatma, çeviklik testi ve en sonda 20 metre sürat koşusundan sonra sporcularımızı, çocuklarımızı testten geçiriyoruz. Bu sistemde online olarak tabletlerle Ankara merkezi çalışıyoruz. Bilgiler anında Ankara merkeze düşüyor. Bilim kurulu tarafından değerlendirilip en kısa sürede bize spora yatkın olan çocukların bilgisimleri gelecek ve biz ikinci aşamaya böylelikle devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi İlçe Spor Müdürümüz Halil Kaya'dan açıklamalar aldık. İşte şu anda tek tek sizlere sunuyoruz. Şu anda hocalarımız eşliğinde gelen öğrenciler burada ısınıyorlar. Isınma hareketlerini antrenörler tarafından, gördüğünüz gibi antrenörler tarafından gerçekleştiriyorlar. Şu anda öğrenciler ısınma aşamasında. Daha sonra bu aşamadan sonra ısınan öğrencilerimiz burada kayıt masasına geliyorlar. Kayıt masasında gördüğünüz gibi burada öğrencilerimiz görevliler tarafından kaydediliyor ve yavaş yavaş diğer işlemler devam ediyor. Daha sonra tabii burada bakın bekleyenler var. Çeşitli okullardan böyle geliyorlar. Öğrenciler bekliyor. Öğrenciler kayıt olduktan sonra hemen bir başka aşama olan boy ve kilo aşamasına ne yapıyorlar? Geliyorlar. Gördüğünüz gibi şu anda öğrencilerimizin boy ve kilolarını hocalarımız, görevliler tek tek tespit ediyorlar. Burada gördüğünüz gibi boy ve kiloları ne yapılıyor? Alınıyor. Daha sonra esneklik testinden geçiyorlar. Öğrenciler oradan çıktıktan sonra esneklik testine geliyorlar. Oradan çıkan öğrencilerimiz burada esneklik testi yapıyor. Hocalarımız, görevli hocalarımız öğrencilerimizi tek tek testten geçiriyor. Önce kayıtları alınıyor. Daha sonra da esneklikleri ne yapılıyor? Ölçülüyor. Evet, şu anda yan masadan gelen öğrencimizin kimlikleri okunuyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi evet, ayakları şöyle üzüldü, elleri açıldı. Evet, ve buradan şöyle evet bitiyor. Bir kez daha gördüğünüz gibi evet. Ve buradan da öğrencimizin esnek sıra alındı. Daha sonra o testten çıkan öğrencilerimiz bu sefer oturma yüksekliği ve kulaç ölçme testine giriyorlar. Görevlilerimiz, öğrencilerimizin önce gördüğünüz gibi oturma yüksekliğini tespit etti. Şu anda bilgisayarda notunu alıyor. Daha sonra kulaç ölçümü başlıyor ve gördüğünüz gibi öğrencimizin kulaç ölçümü yapılıyor ve böylece kaydedilmiş oluyor. Evet, buradan sonra hemen gördüğünüz gibi bir başka aşamaya geliyoruz. Bir başka aşama dikey sıçrama aşaması. İşte az önceki testten geçen öğrencimiz gördüğünüz gibi sıçrıyor ve bu sıçramaları yetkili görevli arkadaşlar, görevli hocalarımız tarafından kaydediyorlar ve böylece öğrencimizin dikey sıçraması ne kadar sıçradığı da tespit etmiş oldu. Daha sonra el kavrama kuvveti bölümüne geliyorlar. Orada yine görevlilerimiz önce öğrencilerimizin tespitini alıyor, kimliğini alıyor. Daha sonra burada gördüğünüz gibi
diğer görevlimiz, evet, öğrencimize ne yapıyor? Kol kuvvetini ne yapıyor? Evet. Sıktırıyor. Gördüğünüz gibi öğrencimiz evet aşamasını tamamladı. Kolay gelsin diyoruz hocalarımıza. Ve bu aşamadan sonra şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Diğer istasyona geliyoruz. Diğer istasyona hemen bakalım. Diğer istasyonda sağlık topu fırlatma. Evet. Sağlık topu fırlatma istasyonunda hocalarımız gördüğünüz gibi öğrencilerimize topu veriyor ve öğrencilerimiz bir evet olimpiyat şampiyonları gibi inşallah olimpiyat ve dünya şampiyonları yetişecekler. Bunu buradan vurgulayalım. Tabii bizim zamanımızda böyle bir şeyler yoktu. Keşke böyle bir şeyler olsaydı. Gördüğünüz gibi ne mutlu şu andaki öğrencilere diyoruz. Öğrenciler gördüğünüz gibi tek tek tespit ediliyor. İşte yani Türkiye'yi temsil edercesine öğrencimiz Türkiye'yi temsil eder gibi evet, gördüğünüz gibi topu atıyor. Bir kez daha bakalım nereye düşecek. Hemen şöyle bakalım. Evet, ben düştüğü yere bakacağız. Evet, bakıyoruz. Oo, bayağı bu sefer bayağı da yüksek attı. Evet, bu aşamadan sonra hemen diğer bir aşamaya geçiyor öğrencimiz. Şöyle diyor. Diğer aşama çeviklik. Evet. Diğer aşama çeviklik. Burada da öğrencinin çevikliği ölçülüyor. Şu anda kimlik kontrolleri, isimleri kaydediliyor ve evet, öğrencimizi görüyorsunuz. Evet. Buradan hemen çevikliği ölçülüyor öğrencimizin. Koş tane koş. Tamam. Evet. Hocam kaç metre koşuyorlar burada? Kaç metre koşuyorlar hocam? Bakalım öğrencimize. Hocam kaç metre şu mesafe? Hocam diyor. Aşağı. Evet. Hocam kaç metre bu koştuğu mesafeler aşağı yukarı? Çevikliği. 4.57 santim. 4. Evet. 4.57 o taraf ne yapar? 4.60 desek. 4.60 9 metre evet. 20 santim. 9.20 santimde. 3. Turdan 3 defa yapacak o çünkü. 1, 2, 3. Evet. Ne yapar? 4 çarpı 3 çarpı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. 4.57. Evet. Çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi hocamızdan da kısa açılımı aldık. Şu anda da görüyorsunuz. Çeviklik testinde öğrencimiz koşuyor. Düşüyor. Olsun. Düşe kalka. Evet, böyle devam ediyorlar ve bakıyoruz son